ne düşünüyorsan onu da unut. Ne hissediyorsun? O önemli benim için. Yani böyle büyük bir projede hislerimle hareket etmek ne kadar doğru olur? O konuda birazcık kafam karışıyor açıkçası benim. Seyran, sen bu projede olursan bizim düşündüğümüzün bile ötesine geçeceğini hissediyorum. Efe için duygular her zaman düşüncelerden daha önemlidir. Bence insan gideceği yolu ve varacağı yeri kendisi seçiyor. Bazen böyle zihninden bir ses olmaz diye bağırır ya. Bu her konuda olabilir. İşte ben tam o noktada diğerlerinden farkım kalbimi dinleyebilmek. Bugüne kadar hiç yanılmadım. Sen de kalbini dinle. Açıkçası ben projede yer almayı istiyorum. Yani hem yardım edeceğimiz onca kız çocuğunu düşününce elimi tersiyle itiyor olmak başta bir kere onlara ihanetmiş gibi geliyor. Ama çok zor işareti var kafamda. Yani hala oturmayan şeyler var. Belirsizlik var. Tamam. Sen de şöyle yapalım Seyran. Sana açık çek. İstediğin kıyafeti seçebilirsin. Makyajın, saçın, sen nasıl uygun görüyorsan öyle ilerleyelim. Olur mu? Küçük bir şey hazırlattım Defne. Hı hı. Sağ ol. Bak. Şurada gördüğün rakam sadece başlangıç. Yani böyle naz yapıyor gibi görünmek beni şu an çok rahatsız ediyor ama Defne Hanım da biliyor bu durumu. Yani bizim ailede bu tarz kararları tek başıma alamıyorum. Seyran, sen gerçekten bu projede yer almak istiyorsan at imzanı altına. Boş bulundum, imzaladım be. O zaman senin ailenin kabul etmekten başka şansı olmaz. Olur mu canım hiç öyle şeye? Ben şimdi burada buna nasıl imza atayım? Hayatım bizdeki Nisa'dan bahsetmiyor Efe. Sen elindekini imzala, bize de verme onu zaten. Ondan sonra aileni bir göster. Tepkilerini ölç. Yani olmazsa da yırtar atarsın.